Sevgili dostlar, Eyüp Bey kardeşim ve ben Yücel. Şimdi sevgili dostlar, böyle bir buruk bir şekilde başlıyor videomuz. Neden? Bu deprem afetinden dolayı gerçekten modumuz çok düşüktü. Ve böyle içimiz, ciğerimiz yandı. Ondan dolayı da böyle video falan çekmedik. Şimdi öyle bir videoyu başlattım. Ne diyeceğimizi de bilmiyoruz. Böyle sözlerimiz düğümleniyor. Ama dün düşünürken şöyle bir şey aklımıza geldi. Onu söylemeden önce de şunu yine söyleyeyim. Depremde vefat eden kardeşlerimiz, büyüklerimiz, abilerimiz, ablalarımız hepsinin mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. İnşallah şehitlik makamında olurlar. Yaralılara da Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Hepsine çok büyük geçmiş olsun inşallah. Tüm milletimize çok büyük geçmiş olsun. Tüm memleketimize çok büyük geçmiş olsun. Arkadaşlar şöyle bir şey düşündük. Araçlarımızı sunalım alayına arabaların. Ve arabaların üzerinden de katkımız olsun. Çorbada tuzumuz olsun hep beraber. Eğer öyle bir sizin de niyetiniz olursa. Düşündüğümüz şey de şuydu. Bizdeki tüm arabaları sizlere sunalım. Fiyatlarını hem uygun sunalım hem de onun üzerinden de devletin yardım kuruluşu olan AFAD üzerinden yardım yapalım. Onu da şu şekilde yapalım. Eyüp Bey kardeşim ben çok şeyim, sen istersen konuş biraz da. AFAD ya da Ahbaba yapalım diyoruz. Evet. İşin açıkçası. Burada arabaların fiyatlarını sen biliyorsun abi. Yani ben biliyorsun fiyat konusuna hiçbir zaman karışmıyorum. Evet. Arabaların fiyatlarını da diyelim ki örnek veriyorum. Şu araba 700 bin lira. Evet. Biz bu arabada bir fiyatta indirim yapacağız. Hı-hı. Yani diyeceğiz ki 680 bin lira. Hı-hı. Biz kendimizden feragat edeceğiz. Araba hemen hızlı bir şekilde satılsın. Arabanın aslında... Arabanın o 680 bin lirasından da 10 bin lirasını AFAD'a veyahut da işte Ahbap'a. O da arabayı alan kişinin nereyi isterse oraya yardım yapacak şekilde yapalım diye düşünüyoruz. O zaman hemen ben konuyu daha hızlı bir şekilde devam ettireyim. Arkadaşlar söyleyelim de direktmen. Eyüp bu BMW'den başladığı için BMW'den şöyle bir biliyorsunuz kazalı videoları var zaten şu anda yapım aşamasında. Bu aracı arkadaşlar sizlere 2000 hani arabayı da tanıtalım. Araba 2015 model. Biraz kendimize de gelelim modumuzu da düzeltelim. Gerçekten söylemesi kolay ama yaşayanlar için çok zor. 2015 model 320 dizel 128 bin kilometrede. Arkadaşlar biz bu aracı 820 bin liraya vereceğiz. Bunun 20 bin lirası sizin adınıza direktmen AFAD'a veya Ahbap'a yardım yapılacak. Sizin yanınızda beraberce yapacağız. Evet. Satışla beraber. Bu arabanın da teslimi bir hafta sonra olacak. Bu videoda Cuma gününe kadar geçerli olacak. Yani burada şunu da belirtelim. Bizim bu fiyatta yaptığımız indirimde de zaten bu arabayı ilana attığımızda fiyatı kaç para olacak onu da söyleyelim. Bu arabayı biz ortalama 900 bin lira falan isteyeceğiz. Evet. İlanda o fiyatlarda olacak. Evet. Yani hem bu... biz burada kendimizden feragat ediyoruz. Hem de kişinin verdiği paradan yine yardım şeklinde yapacağız. Zaten 820 bin liraya 2015 model 128 binde bir 320 dizel bulamaz. Evet. Bu 320 dizel cam şey sunrooflu, hiç arabayı da anlatasım gelmiyor. Araba işte arkadaşlar ya. Yani fiyatı da bu. Araba bu. Şimdi tamam, bu, diğerlerine geçelim. Diğerlerine geçelim. Bu araba 2007 model 1.3 4x4 Suzuki Swift. Bu araba da bu şekilde arkadaşlar. Hani belki insanlar merak eder. Şasiye falan önem veriyorlar ya. Şasiye geçmişte var mı? Ama işte bu şu panelin burasında falan bir kaynak maynak var. Yapılmış. Yani bir üstündeki parçalar kullanılmış. Bu arabayı da 2 haftaya teslim ederiz. Bu arabanın fiyatı arkadaşlar yine 220'den aşağı komple boyalısını falan bulamazsınız. 220'dir yani komple boyalısı falan. Bu arabayı 200 bin liraya anahtar teslimi vereceğiz. 200 bin lirayı 190 bin lirası bize geçecek. 10 bin lirası deprem bölgesine göndereceğiz. Sizin adınıza göndereceğiz. 25. Bu araba kaç para ilandaydı? Bu araba 795 bin lira ilanda. Bu arabayı arkadaşlar 725 bin liraya vereceğiz. 25 bin lirasını sizin adınıza göndereceğiz. 700 bin lirası bizim hesabımıza geçecek. Bu araba da 11 model Audi Q5 cam tavanlı araba. Mercedes GLB var. Bu arabayı 1 milyon 150 bin liraya vereceğiz GLB'yi. 50 bin lirasını yardım olarak göndereceğiz. 1 milyon 100 bin lirası bizim hesabımıza geçecek.
Eyüp Bey kardeşim, şurada X6 var, onu çekelim mi? Çekelim abi. Şey var, BMW 2K'sı var. Abi bu kaktüsü de çekelim. Kaktüsü de Ahmet abinin, ama ona sormamıza gerek yok. Onunla bizim aramızda, yani bizim söylediğimiz üzerine laf söyleyeceğini sanmıyorum. Bu arabada ortalama arkadaşlar 2017 model 1.6 dizel, cam tavanlı Shine paket 1.6 EHD'yi diye geçiyor. Bu araba 350 bin lira. Bunun da 10 bin lirası AFAD bölgesine gidecek. Yani 340 bin bize ödeyeceksiniz. Kendi adınıza da AFAD'a göndereceksiniz. Bu arabada ortalama yine 380'den falan başlıyordur piyasası. Geçmişte öyleydi. Son zamanlarda bakmadım. Şuradan biz... Son zamanlarda da yükselmiştir zaten. Yani yükselse de etse de ne oluyor işte? Hepsi bir dünya malı. Bak mesela Kahramanmaraş'taki veyahut da o 10 il deprem bölgesindeki insanların ne oldu? 5 dakikada hiçbir şeyleri maalesef. Yani malı geç, canlar gitti. Bu da gerçekten insanın canını acıtıyor. Arkadaşlar X6'ında yine biliyorsunuz en son videomuzda indirilmiş videosu vardı işte araba hasarlı haliyle. Şu anda kaplar açık mı? Kaplar kilitliymiş. Şu anda durumu bu şekilde. Bu araba da 2 haftaya teslim olacak. Arkadaşlar bu araçta 1 milyon olacak. Bunun da 50 bin lirası AFAD bölgesine gidecek. 950'sini bize ödeyeceksiniz. 50 bin TL'yi de yardıma göndereceksiniz. Kendi adınıza göndereceksiniz. Bizim yanımızda satıştan sonra. Şurada yine Q7 aracımız var. Q7 aracımız da arkadaşlar. O da 900 bin TL olacak. 2010 model makyajlı bayi. Q7 aracımızın da yine videosu vardı. İşte köy hayatı falan başlıklı YouTube'daki şeyde. O araba 900, onun da 50 bin lirası yine yardım bölgesine AFAD'a veya Ahbap'a göndereceğiz. Hani sizin adınıza göndereceğiz, beraber göndereceğiz. Burada şunu da ekleyelim. Arkadaşlar bunu yaparken de lütfen kimse bizi şöyle aramasın. Abi işte X6 ile alakalı böyle dedin ama ben 10 bin lira işte yardım yapayım. 950 ise geçeyim 10 bin lira yardım yapayım. Veya 5 bin lira yapayım veya işte 20 bin lira yapayım, yok. Hani bizim burada amacımız araba satmak değil. Amacımız burada hep beraber çorbada bir tuzumuz olsun. Hep beraber el ele vermek amacımız. Bir yani burada diğer arabalarla alakalı da şimdi aklımıza gelmediğimiz bir sürü arabalar var. Evet, BMW 2018 turuncu renkli var ya. Evet. O araba 1 milyon 315 yazıyor ilanda. O araba 1 milyon 200 bin lira 50 bin lirasını AFAD'a göndereceğiz. Yani kendi gibi adına. Gibi. Bunlarla alakalı da arayıp sorabilirler. Yok yok, aramasınlar. Yani öyle bir şeyde tek tek aramasınlar. İstedikleri bir araba olursa. Hani ben şu arabayı istiyorum ama bunda fiyatta ne yaparsınız? Ne abi kadar sayalım. Yardım? Açsana bir sahibindeni. Aç bir. BMW için 1 milyon 200 göndereceksiniz. 1 milyon 200 bin lira. 1 milyon 150 bizim hesabımıza geçecek. 50 bin lirası AFAD'a gidecek. Bir bak abi bizim arabalardan ne var başka? Yayında olanlar bunlar. Peugeot bir şey var. Rifter var. Rifter'ın 460'ı bize geçecek. O arabayı 460 bin liraya vereceğiz. O arabanın 20 bin lirasını şeye göndereceğiz. Yani 440 bize ödeyeceksiniz 20 bin. Bu Amarok, bunun ödemesini yapmadık arkadaşlar. Bunun pazartesi günü ödemesi var. Ondan dolayı bunun sadece sigortaya ödemesini kendiniz yapacaksınız. Ödemesi de 660 bin lira olması lazım. Bunun için de 15 bin lira AFAD'a göndereceksiniz. Bundan hiçbir şey biz almayacağız. Ama bu pazartesiye kadar geçerli olmak durumunda. Hani ödemesini kendiniz yapmanız zaten lazım. Zaten fiyatı da bu niyetle indirmiştik. Evet, fiyatını ondan dolayı indirmiştik. Ducato da 260 bin lira sigortaya ödemesi var. Ondan da yine 15 bin lira AFAD'a göndereceksiniz. Bu Swift'ten bahsettik. Bu İzmir'de bir kardeşimizin, Halil'in arabası. Onun adını da konuşabiliriz. Kaç para yazıyor acaba o arabada? 295 yazıyor. 295. Bu araba 285 bin lira. 205 bin lirasını AFAD'a göndereceksiniz. Yani 280 bin Halil'e ödeyeceksiniz. Megane Coupe. Bu arabaya da 286 bin lira sigortaya ödeyeceksiniz. Kendiniz ödemesini yapacaksınız. Bize hiçbir şey vermeyeceksiniz. 15 bin lira AFAD'a göndereceksiniz. Mercedes Batuhan'ın. Onda Batuhan adına da konuşalım. Kabul etmezse biz şey yaparız. Biz karşılarız. Evet, ya biz karşılarız. Kaç yazıyor? 1.545. O arabada 1.5 olacak. 40 bin lirası AFAD'a gönderilecek. 1.460 şeye geçsin. Başka? Bunlar bizim arabalar mı yine? Bunlar yayından kalkan şey var. 508 var. Ha, 508. Arkadaşlar 508. 950 bin lira olacak. Onun kazalı videosunu çektik mi? Yok.
Onu da anlatalım o zaman. Şeyde Instagram'da iniş videosu var. O zaman şöyle diyelim. Mesela bulamadığımız arabalara, aklımıza gelmeyen arabalara Instagram adımız neydi bizim? Yes Motorlu Taşıtlar. Evet. Öyle. Yes Motorlu Taşıtlar Instagram adresinde orada arabanın fotoğraflarını, kazalı halini görebilirsiniz. Zaten ekrana da yazarız biz onu. Aynen. 950'si 950 bin lira. 900'ü bize geçecek 50 bin lira. Alfa'da gidecek. Evet. Başka araba var mıydı? Başka arabamız ne var bakıyorum, yok. Başka o zaman bir de abi, şöyle bir aklıma şey yapalım. Gelmiyor yani şu anda. Benim de aklıma gelmiyor. Yani arkadaşlar mutlaka vardır yani. Bu hafta hepimiz için şey acı bir haftaydı. Valla böyle meselelerde de ne insan ne diyeceğini bilemiyor. Ama bunlardan bahsedelim dedik. Bu o zaman bir de şöyle bir şey ekleyelim. Bu hafta alacağımız arabaları yine Instagram hesabına atalım. Bu hafta hani alış fiyatından atalım. Sadece o arabalar da yine 15 bin lira yardım olarak gönderilecek. Bize hiç para verilmeyecek. Sigortaya ödeyecekler, alacaklar. Durum bu şekilde arkadaşlar. Aklımıza geldiğince böyle kısa bir video çekmeye çalıştık. Kısa kısa Instagram'a da atarız biz zaten. Hani böyle böyle arkadaşlar orayı yanlış anladınız, burayı yanlış anladınız. Yanlış diye. Anlaşılacak hiçbir yani şey yok. Hepsini fiyatında söyledik. Soruları göre cevaplama olarak Instagram'a da story veyahut da hikaye olarak atarız. Ben o Instagram kullanmayı da çok beceremiyorum. Sen el at, ne yapılması gerekiyor. Yorumlara cevap olarak atarım orada. Anladım, tamam. Arkadaşlar durum bu şekilde. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Kendinize iyi bakın. Bütün yaralı olan kardeşlerimize çok geçmiş olsun. Vefat edenlere de Allah'ım şehit makamı erdirsin inşallah. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.